Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı Bir Pansuman Değerler Eğitimi başlıklı yazıyı sunacağız. Alaca düşmüş gördüğümüze, sizde bir türlü, bizde bir türlü. Şairin dediği gibi büyük ve köklü medeniyetimizin her şeyi kendine münhasırdır. Adları aynı gibi görünse de mahiyetleri arasında devasa farklar vardır. Bizde eğitim ve öğretim, talim ve terbiye, örgünüyle, yaygınıyla, halkası, medresesi ve dergahıyla her şeyiyle bambaşkadır. Tanzimat'ta önce mektep ikiliği oluşturup medreseyi üvey evlat yaptılar. Islahı medarisi beşiğinde boğdular. Sonra tevhidi tedrisat deyip medreseyi kapatarak birliği sağladılar. Sonra Tanzimat'ta yapılanın tersine medresenin yerini az buçuk dolduracak kurslar ve okullar açılmaya çalışıldı. Tıpkı dergahların yerini STK'ların tam manasıyla dolduramaması gibi bu pansumanlarda derde çare olamadı. Bu çare arayışlarından biri de değerler eğitimi. Eğitim şart deyip yola koyulan idealist insanlar hususi halkalarını dış dünyanın kabul ve tensiplerine uydurabilmek için bir özel okul levhasına heveslendiler. Birçok örneği olduğu üzere bu özel okullar maalesef bir müddet sonra çarkın dişlileri arasında öğütülüp gitti. Ne farkınız kaldı diye sorulduğunda da değerler eğitimi veriyorum ya dediler. Amerikalı eğitimci ve eğitim idarecisi Elwood Copperly şöyle demiş. Okullarımız bir açıdan ham madde olan çocukları işleyip hayatın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere dönüştüren fabrikalardır. Söze bu iktibasla başlayan doçent doktor Ali Faruk Yaylacı, değerler eğitimini değerlendirdiği makalesine şu başlığı koymuş. Değerler eğitimi ve bir fabrika olarak modern okul. Seküler, kapitalist, liberal, kısaca global güçler yeni bir insan tipi inşa ettiler. Bunu da yarı yarıya okul ve medya ile yaptılar. Biri örgün, diğeri yaygın olarak. Herkes bu yeni insan tipinden şikayetçi. Tembelliğinden, nobranlığından, edepsizliğinden, kayıtsızlığından, zalimliğinden, sebatsızlığından. Demek ki değerler eğitimi işe yaramıyor. Yahut yaradığı iş bu. Yaylacının dediği gibi bu bir moda. Elbette endüstrinin merkezi olan Amerika'dan doğan bir moda. 1995'te ise bu sisteme bir büyük katkı bakın nereden geliyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 50. yılı kutlamalarında Hindistan merkezli Brahma Kumaris adlı bir kuruluşun teklifiyle Yaşayan Değerler Eğitimi programı dünyanın birçok yerinde kullanılmaya başlanıyor. Türkiye'de bu ülkelerde. Brahma, Hinduizm dininin üç büyük tanrısından birinin adı. Kumari de rahibe hayatı yaşayıp kendine tapınılan kadın. Brahma Kumarileri zamanında Hindistan'ı karıştırıp sonra her ne hikmetse Londra'ya taşınan, bütün dünyada şubeleşen, ücretsiz yoga ve meditasyon dersleri veren, Hinduizm kökenli artık onu da aşmış bir spiritüel eğitim programı. Sık sık fos çıkan kıyamet tarihleri ileri sürmeleriyle meşhurlar. Wikipedia şöyle anlatıyor misyonlarını. Kuruluş, ırk, milliyet, din ve cinsiyet gibi bedenle alakalı etiketlerin ötesine geçmeyi öğretir ve ruh bilinci adını verdiği şeye dayalı global bir kültür kurmayı hedeflerler. İşte böyle değerler eğitime. Yaylacının 2. Değerler Eğitimi Kongresi'nde de sunduğu makalesinin girişini paylaşalım. UNICEF ve Brahma Kumaris World Spiritual Üniversitesi'nden eğitimcilerin danışmanlığında geliştirilen ve 60'tan fazla ülkede eğitimler gerçekleştiren Living Values Education adlı girişimin internet sayfasında bir diğer ağacı yer almaktadır. Bu ağaçta hoşgörü, mutluluk, işbirliği, dürüstlük, saygı, birlik, barış ve sevgi gibi değerler ağacının dallarına serpiştirilmiştir.
benzer bir değer ağacıysa İstanbul Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer almaktadır. Orada da mutluluk, dostluk, barış, hoşgörü, sevgi gibi değerler gösterilmiştir. İki ağaç, iki ayrı dünya, iki ayrı kültür, iki ayrı köken, iki ayrı serüven. Büyük ölçüde birbiriyle aynı değerlerin aynı sembolleştirmeyle ifade edilmesi oldukça dikkat çekicidir. Bu ne derece mümkün, mantıki, makul ya da tutarlıdır? Aynı zamanda bu ne derece meşrudur gibi sorular yeterince tartışılmamıştır. Neredeyse ülkelerin ve toplumların özgün kültürlerinden bağımsız bir değerler setine ilişkin temel bir inanışa dayalı genel geçer ve ortak bir değerler eğitimi şablonu küresel ölçekte yaygınlaşmaktadır. Biz böyle bir rolde Uzak Doğu dinlerinin kaptığı role temas etmek isteriz. Alev Alatlı'nın tespit ettiği üzere global bir dünya kültürü meydana getirilirken New Age yeni çağ cereyanlarında Uzak Doğu kültürlerinden bolca ilham alındı. Çevre ve hayvan hassasiyeti, bu çizgide katı veganlık, yine bu çizgide minimalizm ve benzeri tarzda bekar hayatı, öfke kontrolü, başkasına saygı tarzında pasif bir ahlak. Küresel liberalizm, milliyetleri, dinleri ve örfleri aşındırmak ve herkesi bir potada eritmek istiyor. Dinleri, İslam gibi bir hak dinin şemsiyesi altında yaşatan Abbasi, Selçuklu, Babür ve Osmanlı tecrübeleri tarzında bir beraberliği gerçekleştiremeyeceği için bu eritmeyi dinlerden kendine göre steril, zararsız unsurları seçip karıştırarak yapmaya çalışıyor. Yapılan çalışmalarda İngiltere'deki değerler eğitiminin en mühim hedeflerinden biri başka kültürlere saygı. İmparatorluğun kalıntılarını ayakta tutabilmek için başka çareleri var mı? Bu çizgide İngiliz bayrağını başka ülkelerin bayraklarıyla kaynaştıran bir resim yapan öğrenciye ödül veriliyor. Okullarda bütün dinlerin bayramları kutlanıyor. Yani çoğulculuk, bu saygı duyulacak başkasının muhtevasına sinsi sapıklıkların da girdiğini söylemeye herhalde gerek yok. İslam'ın da mesela kurbanına ne kadar saygı gösterilir? Orası da parantez arasında. Değerler eğitimi eskiden her ülkenin kendi tarihi birikiminden yükselen esaslar üzerinden yürütülüyordu. Hristiyanlar kendi değerleriyle, Müslümanlar kendi değerleriyle. Ama şimdi bir global ve üniversal değerler sistemine işi taşıyarak ahlakı da dinlerin elinden almaya çalışıyorlar diyebiliriz. Böyle olunca her ne kadar okulumuz tepeden tırnağa bir modernist yetiştirme fabrikası gibi görünse de iyi taraftan bakın, bizde değerler eğitimi var. Sözü büsbütün manasını yitiriyor. Çünkü verilen değerlerin içini kimin nasıl doldurduğu bir muamma. Yukarıda saydığımız çevre ve hayvan hassasiyeti gelişmekte olan ülkelere bir çelme olarak kullanılabiliyor. Fosil yakıtları çıkarma, bizden elektrik türbini al. Yetiştirdiğin hayvanlar gaz çıkarıyor, biz sana suni et üretiriz. Kötü niyetli yaklaştığımı düşünebilirsiniz. Fakat minimalizm bile insanları apartmanı bile mumla aratacak kafes hayatına doğru itmeye bir basamak olamaz mı? Bugün Çin ve Japonya'da böyle hayatlar yaşayanlar var. 1+1 tabirini ilk kez ne zaman duyduk? Pasif ahlaksa aslında bir aldatmaca. Çünkü bu global ve universal değerleri kabullendirmek için ne kadar saldırgan davranabildiklerini biliyoruz. Fakat şahsi hayatlarda iyiliği emredip kötülüğü yasaklayabilen aktif, faal bir ahlakı istemiyorlar. Bunun da değer olarak adı başka kültürlere saygı. Anne babalar bile evlatlarını inançları istikametinde şekillendiremesin, böyle yapmaya kalkarlarsa evladını adalet ve özgürlük değerlerini korumak adına ellerinden alıp homoseksüel bir ailenin korumasına verelim diyebiliyorlar. Yani bu değerler bizim bildiğimiz değerler değil. İşte 12 temel değer. İşbirliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçak gönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik. İşbirliği hususunda İslam'ın şartı günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın, iyilik ve takvada yardımlaşın.
Özgürlük, hürriyetin hudutları var. Hele bahsedilen nefsin hürriyeti ise asıl onu tahdit edebilmek bir değerdir. Serbest bırakmak değil, fakat asıl hürriyet modernitenin her bucaktan saldıran kollarına karşı istiklal içinde olabilmekte. Hasma hayranlık esarettir oğul, gayre benzersen eğer mağlupsun, benze peygambere, ol Rabbine kul, sana hayran olup alem koşsun. Mutluluk iki cihan saadeti mi yoksa nefsani haz mı? Dürüstlük, doğrucu Davut şeklinde bir basiretsizlik ve patavatsızlık mı yoksa bir peygamber sıfatı olan sıdk mı? Sevgi layıkına mı, hak edene buğz etmemize mani olan bir muhabbet yok bizim medeniyetimizde? Alçak gönüllülük, global güçler karşısında zillete dönüşmeyen, vakar ve heybetle taçlanan tevazu mu? Barış, teslim olmakla selameti yaymak arasındaki farkı bilir mi? İç huzur, itminan mı yoksa vicdanı susturmak mı? Sorumluluk, kime karşı? Özgürlük değeriyle arası nasıl? Sadelik, yukarıdaki ihtiyat payımızla israftan ne kadar korur, gayesi ne? Artırmak ama niçin? Yine Hindu inançlarında var olan kastına razı etme tarzında bir sahte züht mü? Hoşgörü, FETÖ'nün pespaye ettiği bu mefhum belki en tehlikelisi. Tercihlere hoşgörü adı altında kayıtsız, pasif bir bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık mı? Yoksa tasavvufun esas aldığı şekilde günaha buğzu mahfuz tutup günahkara ip uzatmak kabilinden bir müsamaha mı? Birlik kimin neyin etrafında? Bir de yaylacının ikaz ettiği gibi değerler eğitiminin özüne iyice eğilmeden Kur'an kurslarından Kutadgu Bilig ve Yunus Emre'ye her şeyin bu eğitim metodu için vasıtalaştırılması tehlikesi var. Bir zaman Mevlana'nın hümanist gösterilmeye çalışılması gibi, İslami dayanışma oyunları gibi. Şüphesiz engellerle dolu bu yolda her imkanı değerlendireceğiz. Laik eğitim sistemi içinde din dersini adaletsizlik sayan yüksek mahkemelerin gölgesinde her fırsatta kendi değerlerimizi anlatacağız. Mahir İz, edebiyat dersi içinde bütün İslami değerleri anlatmayı başarırmış. Bir idealist genç de mekteplerde dini ve Allah'ı aslında en güzel şekilde din hocaları değil, fen hocaları anlatır diyordu. Ancak işleri şura iledir buyurulmuyor mu diye demokrasiye, İslam'da ruhbanlık yoktur zaten diyerek laik ve sekülerliğe, Ebu Zer'e göre ihtiyaçtan fazlasını biriktirmek harammış diye komünizme kolayca adapte ve entegre olmak nasıl yanlışsa, moderniteye ürün yetiştirme fabrikalarının spiritüel pansumanı olan değerler eğitimini de ahlak ve maneviyat eğitimiyle nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesiyle birebir aynı şey zannetmek doğru değildir. İslam'ın idare ve iktisat sistemi nasıl kendine mahsus ve mükemmelse, ahlak eğitimi de öylece kendine münhasır ve ekmeldir. Hiçbir ittifaka muhtaç değildir. Uzunca bir zamandır ahlakı dinden tecrit edip aklın himayesine, aslında nefsin koynuna koymaya çalışanlara karşı uyanık olmalıyız. Asalet kelimelerde bile medeniyetimiz buna değer.